varsa bunun adı başkanlık rejimi. İki, başkanın partili olduğu bir rejim cumhurbaşkanlığı olamaz çünkü o cumhurun başkanı değildir. Bir partinin başkanıdır. Dolayısıyla adı başkandır dünyanın her yerinde. Cumhurbaşkanı tarafsız. Cumhurbaşkanının görevi sadece devlet mekanizmalarının uyum içinde çalışmasını temin etmek. O nedenle karşımıza gelen, getirilen sistem bir tek parti iktidarının önünü açan, parti devletinin önünü açan bir başkanlık sistemidir. Ama öyle bir sistem kurulmuştur ki ister istemez bu Türkiye'yi rejim değişikliğine götürecektir. Çünkü parlamenter demokrasilerde parlamentonun yürütme organını sınırlayan tüm yetkileri budanmaktadır. Bu yetkilerin ve parlamentonun yetkilerinin önemli bir kısmı da başkana verilmektedir. Yine başkanlık sistemlerinde başkanı güçlendiren ne kadar düzenleme varsa bu paketin içine konmuştur. Çok açıkça söyleyeyim, bu paket milletin %100'ünün temsil edildiği parlamentonun üstüne milletin ancak %50'sini temsil edebilen bir başkanın vesayetini getirip koymaktır. Bu bugüne kadar bu ülkenin gördüğü vesayet rejimlerinin en koyusu. Tek bir adam hesap vermeden bu ülkeyi yönetecektir. Bunu söylediğimiz zaman efendim hesap veriyor ya, şu kadar milletvekili arkadaşlar hiç, yani zaten sizin 400 tane milletvekilini toplayıp da hesap sormanız falan bundan hiçbir söz konusu değil. Sen parti genel başkanısın. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunun neredeyse 3 üyesi hariç hepsini sen atayacaksın. Çünkü parti başkanı olduğu için meclisten gelecek olan üyeler de senin adamların. Yetmez. Adalet Bakanı'yla Adalet Bakanlığı müsteşarını hakimler, savcılar, yüksek kurulunun başkanı yapacaksın. Şimdi Adalet Bakanı eskiden gen soruyla mecliste sorgulanan bir milletvekiliydi. Normal şartlarda ya da dışarıdan da gelse gen soruyla sorgulanabiliyordu. Şimdi artık Adalet Bakanı'nın meclisin sorgulaması mümkün değil. Gen soru mekanizması yok. Düşürmesi mümkün değil. Görevden alınmasını önermesi mümkün değil. Adam hakimler, savcılar, yüksek kurulu başkanı olacak. Çok vahim bir durum. Yine dönüp bakıyorsunuz aslında dünyanın tüm demokrasilerinde kanun çıkartmak meclislerin tek elinde. İlk defa bizim sistemde, bir de Orta Doğu'daki bazı ülkelerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor başkana. Böyle bir şey olmaz. Bu yapıya dönüp baktığınız zaman biraz önce başlamıştım. Bunun milli olmadığını düşünüyorum dedim. Bu tam Orta Doğu'daki başkanlık sistemleriyle paralel bir başkanlık sistemidir. Saddam nasıl yönettiyse, Esad nasıl yönettiyse, diğer diktatörler nasıl yönettiyse bu başkanlık sistemi sonunda bu ülkenin, ülkemizin bu şekilde yönetilmesinin önünü açar. Yine bu başkanlık sisteminin getirilmesi hiç tereddütünüz olmasın. Türkiye'yi, Türkiye'de bir eyalet yapısını mutlaka getirecektir. Bu zaten yani şu anda bu başkanlık sistemini istediğini söyleyen mevcut Cumhurbaşkanı tarafından da geçmişte defalarca söylenmiştir. Eyalet sistemi güçlü devletlerin sistemiymiş. Aslında Osmanlı'da Lazistan, Çerkezistan diye birçok eyalet varmış. Osmanlı'nın yönetimi